Merhaba dostlar. Merhaba. Merhaba. Naruto Marine'in son çıkardığı tekne, yeni model, herkesin heyecanla beklediği Poseidon modelini hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Zafer kardeşimiz yine bize eşlik edecek. Evet, teknik bilgileri olacağım. Alacağız. Size eksiksiz aktaracağız. Aklınızda hiçbir soru kalmayacak. Evet Zafer kardeşim, şimdi platformdan başlayalım. Burada çok geniş başlayalım. Bir platform görüyorum ben. Biz platform demiyoruz, daha çok balkon gibi. Balkon gibi, evet. Teknemiz 9.90, platforma beraber 10.80 gibi bir rakama ulaşıyor. Platformumuzda dağıttık da bir masa, sandalye takımı atabiliyorsunuz. Günün en keyifli yeri balık tutanlar için özellikle burası olacaktır diye düşünüyorum. Buradan rahatlıkla balıklarını avlayabilirler ve burada oturup sohbet muhabbetlerinde katılabilirler. Hemen platformda bir duşumuz var, hem sıcak hem soğuk olarak kullanabiliyorlar. Yine sıcak, arka tarafta bir sahil sistemimiz var ve rahatlıkla içeri girebileceğimiz bir kapımız var burada. Evet, İsteğe bağlı kapıda yapabiliyoruz bu bölgeye. Aynen Hanım, nasıl? Bayağı evet, bir ev balkonu gibi var değil mi? Yayla. Yayla gibi hakikaten. Gerçekten bir tekne kadar bir balkonu var yani. Evet. Evet, ne yapalım, içeriye doğru girelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar burayı size. İçeri girişte gayet çıkışlarımız ferah. Gayet ferah, rahat. Oo, çok şık bir havuzluk gerçekten. Burası arka havuzluğumuz. Arka havuzluğumuzda L şeklinde bir oturma grubumuz var. Bir masamız var burada. Oturma grubunun altı komple saklama alanı. Dolap olarak kullanabiliyoruz orayı da. Yan yürüme yolları yine keza burada. Buradan da rahatlıkla çıkabiliyoruz. Ön güneşlenmeye her doğru. Her iki tarafta da var galiba. Evet, her iki tarafta da var. Yani yolları şöyle gösteriyorum ben. Bayağı şey gibi ya, ferah. Otoban gibi ferah bir yol var. Evet. Masada krom bardaklıklarımız var. Üçerli altı tane olmak üzere. Hemen şapkamızın üstünde yine Boss marka güçlü kolonlarımız var burada, hoparlörlerimiz. Hoparlörler var. Yine içeride ayrı, dışarıda ayrı. Işıklandırmamız yeterli olduğunu düşünüyoruz. Gayet güzel. Hakikaten buradan çok keyifli görünüyor arkadaşlar. Dinlenceyi de göstereyim, balkonu da size. Buradan gerçekten keyifli bir havuzluğu var. Hemen şu alanda içeriye hiç girmeden kullanabileceğiniz bir buzdolabımız var. Burada 45 litre genelde içeceklerimizi koymak için burayı kullanıyoruz. Başka buzdolabı da var herhalde. Tabii değil mi? Mutfak kısmında yine buzdolabımız evet, mevcut. Havuzluktan yorulmamak için. Aynen. Yani. Direkt içeri, içecekleri içeri, rahat rahat almak dışarı için. Çıkışı olmasın diye. Burada da yine bir tane boş alanımız var. Buraya genelde terliklerimiz çok düşüyor diye buraya ayrı bir alan yaptık. Evet. Terliklerimizi, ayakkabılarımızı koymak raft için. Raft da yapılabilir. Evet, raft sistemi de yapılabiliyor. Evet. Yine masa çok şık arkadaşlar. Çok ince düşünülmüş. Hayal kurmayı sağlayan bir masa organize etmiş firma. Çok güzel. Salon evet. Kısmına geçerken arkada bir sürgülü kapımız var burada. Hem kilitli, istediğimiz zaman kilitleyip kafamız rahat bir şekilde çıkabiliyoruz burada. Kışında rahat kışında bir şekilde kullanabilmek aynen. için değil mi? Kışında İçeride Webasto vardır. Tabii var. Bu kadar güzel bir teknede. Hem içeriği hem dışarı ısıtacak şekilde mevcut. Şimdi girişte hemen sağda şöyle bir mutfak tezgahı görüyorum. Şu şekilde açayım ben buraya. Çiftli ocak var. Çiftli ocak aynen. Hemen şuradan baktığımda 220 volt priz evet. herhalde. Sahil girişinden kaynaklanan 220. Üsttekiler lamba mı şey mi? Evet, anahtar. Anahtarlarımız. Evet. İstediğimiz zaman açıp kapatabiliyoruz. Hem dışarıyı hem evet. içeriği aydınlatan. Yine içeride hoparlör görüyorum. Çok güzel detaylar var. Atlamamak için hemen sırayla gidiyorum. Yine çok panoramik bir cam var. Çift tarafa açılan sürgü cam var. Evet, çift taraflı açılıyor. Açılır. Aynı zamanda görüş açısı harikadır teknede. Birazdan oraya geçince de göstereceğiz evet, zaten ama. Aynen, onu test edecek yine. Lavabo yine açılır, aynı kapanıyor. Şekilde gizli lavabo yapılmış. Evet. Tezgahın üstünde de yeterli bir alan var değil mi Aylin Hanım? Siz daha iyi biliyorsunuz bunları. Yine burada bir buzdolabımız var Aylin Hanım. İsterseniz siz de bakın. Evet. Bu kaç litre? 90 mı bu? Bu 65 litre. 90'dan biraz küçük aynen. gibi. Evet. 65. Ama dilersek burayı 90'a da çıkartabiliriz. 90'da sığabilir. Yüksek mesafe var. Dışarıda da zaten 45 var. Evet. Hemen buzdolabının yanında kenar raflarımız var orada. Evet. Ufak kullanışlı. Evet. Buralar istenirse kapalı bile yapılabilir. Bu mobilya işleri zaten müşterinin evet. isteğine göre kolay tabii, işler aynen. sizin için. Biz kendimizi ona göre şekillendirebiliyoruz müşterinin isteğine evet. göre. Evet.
Evet, yine ben sağ taraftan devam edeyim mi? Tabii şöyle? Ki, buyurun. Sağ taraftan geldiğimizde devasa bir şey var. Gaz kolu görüyorum burada. O Yanmar'ın gaz kolu. Yanmar'ın, evet, evet. Çok güzel, çok şık. Hemen yine baş pervane için, tabii böyle büyük bir teknede olmazsa olmaz, baş pervane için joystick görüyorum. Yanmar'ın göstergeleri, Lawrence. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar, bunlar sizin seçiminize kalmış, istediğiniz balık bulucuyu kendiniz de getirseniz firmamız ücretsiz montajını yapıyor. Sigorta panelleri, açma, evet, kapama panelleri. USB çakmaklık böyle. USB çakmaklık. Yine marin bir teybimiz. Teyp var aynı şekilde. Webasto'nun göstergesi var. Dijital, evet, göstergesi. Şöyle aradan bakıyorum. Aşağıda yine bir telsiz var. Yine bunu isterseniz şuraya da göstereyim. Evet, arkamda. O da enteresan ben. Bu manuel kol. Yanmar'ın herhangi bir dümende kitleme gibi bir durum olduktan sonra buradan rahatlıkla teknenin kontrolünü sağlayabiliyoruz. Ben bak bunu ilk defa görüyorum. Ha. Evet, bu manuel kol. Enteresan bir şeymiş. Buna Yanmar dediniz şimdi. Kaç beygir öneriyorsunuz siz? 320 beygir. 250 beygirden başlıyor işten takma. 320-350 beygir gibi rakamlara ulaşabiliyoruz. Kuyruklu. Dizel makine. Aynen. Kuyruklu veyahut da şaflı olabiliyor. Olabilir. Dıştan takma seçeneği de var aynı zamanda. Çift makine 250-250-300-300 HP motorlar takılabiliyor. Evet. Peki bu 320 beygir, evet, Yanmar'la seyir hızı aşağı yukarı ne kadar hesaplanıyor? 15-16 civarında. 15-16'na şey. Evet. Seyir hızı. Seyir hızı. Seyir hızı. Ne? 24-26 milde maksimum hız düşünüyoruz aynen teknemizde. Şimdi maksimum devirde sürekli gidemeyeceğimiz için ben yine seyir hızından yakıt, tamam, tüketimini rica edeceğim sizden. 9-10 litre civarında saatte. Saatte 9-10, evet, litre. Çok iyi ya. 320 beygir makine gerçekten çok iyi. Ya Yanmar'ın büyük bir tasarruf var yakıt var, konusunda, evet, özellikle. Ben bayağı geliştirdiler kendilerine. Yanmar kullanıcısıyım, biliyorum yani. Evet Aylin Hanım, geç istersen şöyle bir masaya da bir bak. Ben de şu şöyle bir döneyim. Şu açıdan bir bakalım. Kapattık mıydı burayı arkadaşlar kışın? Hem çok güzel bir manzara. Önde, yanda, her tarafta. Hem de 4 kişilik bir masa var. Tahmin ediyorum bu teleskopik bir masa, teleskopik, değil mi? Teleskopik. Anladığım kadarıyla yatak da oluyor. Yatak gibi, da olabilir, evet. Yandaki çentiklerden öyle anlıyorum. Hemen arkasında zaten döşemesi de var onun. Evet. Orta kısma gelen masa üstü. Ha, evet, bu döşemeyi de üstüne koyunca arkadaşlar burada yine bir iki kişilik yatak daha kazanılmış oluyor. Evet. Evet, şöyle gidiyorum. Burada eşya gözleri, işte günlük kişisel cüzdanımızı, evet, telefonumuzu telefon, bırakabileceğimiz şarj makineleri gibi mevcut. Yine arkadaşlar kokpit gerçekten çok rahat. Şurada iki kişi rahatlıkla oturabilir. Çok ferah bir kokpit alanı var. Aşağıda herhalde göstergelere ulaşım, sigorta, evet, elektronik sistemlere şöyle ulaşım. Aynen, sigortalara ulaşım için. Aynen. Yine şurada Lextron MPPT görüyorum. 3 tane güneş paneli var Hakan Bey. Yukarı çıkınca yine göstereceğiz. Tamam, onları yukarıda ama inceleyelim. Tamam. Şimdi ben şu tavanı da göstermek istiyorum arkadaşlar tavan size. Tavan gerçekten harika bir var. Evet ya, harika işçilik var. 4 tane led lamba ve şurada bir içeride mavi gizlenmiş lamba var. Evet arkadaşlar. Issız bir koyla harika bir ambiyans sağlar yani. Gerçekten çok güzel, çok beğendim detayları. Evet, şimdi aşağıya doğru inelim isterseniz. Buyurun. İnerken sağ tarafta yine lavabo, tuvalet, yine içeride duş alma imkanı var. Evet. Şöyle bakalım. Yine güzel bir tezgah var. Yine lumboz var. Aynı şekilde ve sigorta. Ön konsola arkadaşlar erişim kapısı da yapılmış. Tuvalet, işte ayna, çok ferah bir yer. Şöyle ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Boyum 1.73 benim. Dik duruyorum. Gayet rahat görüyorsunuz. Aylin Hanım sen de bak bir istersen. Ben de daha fazla park açılır. Beğenecek misin, ona bak sen. Çok geniş, çok ferah. Tezgah daha büyük zaten diğerlerinden. Tabii daha büyük. Çok kullanışlı. Yani şu aşağıda yine dolaplar var. Ekstra dolaplar var.
Orada da var. Şurada. Şurada da var. Orayı ben görmedim. Kapının arkasında aşağıda. Kapının arkasında da var arkadaşlar çiftli. Bayağı bir alan var değil mi Aydın? Kesinlikle. Bayağı bir ambarlama alanı var arkadaşlar. Şu içeriden de göstereyim ben size yatak odasından. Şöyle çok şık 3 basamakla giriliyor. Çamaşır makinesi de konur tabii. Her şeyi tekneye taşımak istersek. Evet. İsterseniz oradan devam edelim. Buradan devam edelim. Evet şimdi buradan gördüğünüz gibi karşıda çok güzel bir yatak odası görüyorum. İndim basamaklardan. Of. Çok şık her şey. Ben şöyle bir görselini çekeyim Aylin. Sen yine incelersin. Yine panoramik camlar arkadaşlar. Özellikle seyir halindeyken düşünemiyorum bile yani. Gördüğünüz gibi bol İnsanın alan var. Kamaradan çıkası gelmez herhalde. Vallahi. Yine bakın çekmeceler. Şurada bir dolabımız var. Boydan dolap var. Aşağıda çekmecesi var. Üstte yine bir ambarlama alanı var. Yatak altı yine dolap. Karşı yatak dolap altında mı yoksa depolama efendim? Alanı. Orası zincirliğe ulaşabiliyorsunuz orada zincirlik herhangi bir için, sıkıntı evet, durumunda. Acil durum kapağı var. Evet. Yine kitap okuma aplikleri var. İçerisi arkadaşlar dizaynı gerçekten şey yani bir otel odası gibi olmuş. 5 yıldızlı otel. Yine Hakan Bey hemen tavanı da isterseniz göstereyim. Göstereyim. Tamam. Bakın şöyle şurayı da kapatayım arkadaşlar. Perdeler. Perdeler de harika. Tavanda sineklik görüyorum. 50-50 mi hiç? Evet 50-50 bir hiçimiz var orada. İsteğe bağlı oraya perde sistemi de yapabiliyoruz. Perde de var yine arkadaşlar güneşten korumak için. Tavanda da kumaş mı giydirilmiş? Evet. Evet. Döşemeleri var orada da. Tavan döşemeleri, iç duvar döşemeleri arkadaşlar nefis. Nefis. Yine bu yatağın altında şimdi hiç açmıyorum. Çok büyük bir şey var. Dolabımız var evet. Yani 6.80'de 7.80'de gördük. Bu daha da büyüktür. Daha büyüğü aynen. Evet burada da altında yine depolama alanı var. Ya bu teknede anladığım kadarıyla depolama açısından hiçbir sıkıntı yaşamayacak kimse. Sıkıntı yaşamayacaksınız aynen. Şurası sürgü kapı sanıyorum. Evet şöyle kapatalım. Sürgü kapılı arkadaşlar. Burası. Şurada USB giriş ve 220 priz görüyorum. Evet, ve anahtarlar ve anahtar var arkadaşlar. Bu şekilde. Burada yine isteğe özel askılar yapılabilir. Başka şeyler yapılabilir. Çok ferah ve ilave donanıma uygun bir alan var. Evet, şimdi yatak odasından çıkıyorum. Şöyle önce şurayı göstereyim arkadaşlar size. Karşıda büyük bir dolap var arkadaşlar. Aylin'in boyu 1.60. Siz oradan hesap edin yüksekliğini. Yani yazlık kışlık komple kalabilirsiniz bu teknede. Buna emin oldum. Evet. Şu yukarıdakiler ne? Anahtar. Evet. İçerinin anahtarları. İkinci kameranın. Tamam. Evet. İçeride ikinci kameraya geldik şimdi. Şöyle ilerleyelim isterseniz. Aa ben burayı yarım kat sanıyordum ha. Bayağı varmış. Hakan Bey burası tünel şeklinde değildir. Gayet hani evet, bol evet, sohbet evet. Muhabbet. Ben tek taraflı sanıyordum. Evet. Çift taraflı yatağımız var burada. Yatakların altını yine kullanabiliyoruz burada. Yine çekmeceli bir sistemimiz var. Az önce gösterdiğiniz dolap yine buranın dolabı. Buraya ait bir dolap. Evet. Genelde çocuklar için düşünülüyor ama iki tane yetişkin de rahatlıkla yatabilir evet, burada. Kalabilir. Ben hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim yelkenli teknelerdeki kıç kameradan daha büyük bile diyebilirim size. Evet. Yine yanda cam var panoramik bir şekilde. Lumbozumuz var burada. Lumboz var yine havalandırma için. Niş var yine eşyaları koymak için. Gayet güzel bir kamera daha var. Şimdi o zaman ne oluyor? Burada iki kişi yatak odasında iki kişi. Yukarıda. Salonda iki kişi. Altı evet. Kişi bunda çok rahat konaklayabilir. Doğru. Hiç havuzlu falan şeyleri saymıyorum yani. Oralar hariç. Oralarda yatak olabiliyor. Olabiliyor. Ama ilerleyen dönemlerde yapacağız onu. Şu an projeyi sokmadık. İlk teknemiz bu bizim biliyorsunuz. Evet evet. Yani altı kişi ama çok rahat, çok rahat alınabilecek bir tekne olmuş bu. Burada LED sistemimiz var. Evet. Yine tavan lambalarımız var bu köşede. Evet. Yukarıki kısımda. Evet. Çok güzel bir kamera arkadaşlar. Ferah inanın şeyden yelkenli teknenin kıç kamerasından yani bir 35-38 fit teknenin kıç kamerasından daha ferah. Aylin Hanım siz şurayı gösteriyordunuz. Evet, orada da yine bir
çekmeceler denildi. Evet. Bunları göstermek istedim. Evet. Hoşuma gitti çünkü. Çok güzel. Evet, buradan çıkıyorum şimdilik. Evet arkadaşlar, şimdi ön tarafına doğru çıkıyoruz teknenin. Şuradan yine basamakla çıkıyoruz ve çok ferah tabii içeri gelebiliriz. Bir yürüyüş yolu var burada. Evet, kocaman. Hakikaten kocamanmış. Buradan bakınca çok büyük. Şuradan yine bu hatch'in üstü kapanıyor. Kapanabiliyor, evet. Kapanıyor minderle. Dilediğiniz zaman bütünsel bir minder oluyor. Üst tarafını görüyorsunuz arkadaşlar. Yayla gibi. 3 tane güneş panelimiz var. 3 tane güneş paneli. Orada. Kaç bunlar? 205 mi? 205 watt, evet. 205'ten 615. Evet, doğru. Watt güneş paneli var. Yine çiftli bir kornamız var burada. Evet, bunlar İkade. Aksesuarlar arkadaşlar. İsteğe bağlı işte. Yine fenerimiz ve telsiz antenimiz mevcut arka telsiz tarafta. Telsiz anteni. Seyir fenerleri yine yan tarafta. Yan taraflarda mevcut. Herhalde. Orada demir feneri ve arıza feneri var. Evet. Cam arkadaşlar her zamanki gibi. Ben bu Nauta'nın camlarına bayılıyorum gerçekten. Hakikaten çok nefis bir görüntü var değil mi? Yani arkadaşlar şu baş kısım görüyorsunuz yani koşturmalık bir yer var. Aynen, çocuklar çok rahat. Çocuklar evet. Önde yine işte baştan kara olduğunda inilecek veya seyir esnasında emniyet kemeri taktıktan sonra keyifli oturulabilecek bir yer var. Irgat tabii bunda büyüktür. Evet, 1500'lük ırgatımız var. 1500'lük burada da. Evet. 12 kilo da krom çapamız var. Krom çapa 12 kilo. Zincir kaçlık bunda? 8'lik zincir var bunda. 8'lik evet. 8'lik zincir var. Zincirliğe kameradan ulaşım vardı değil evet, mi? Evet, kameradan da ulaşım var. Buradan yine bunun altından da var ama buradan biraz daha zorluyor. Ha, buradan daha zor. Aşağıdan alttan daha rahat çözüm üretebilirsiniz. Evet. Yerler yine flexitik. Şöyle nasıl ayınlanım? İçeriye 6 kişi saymıştık. 2 kişi öne koyduk. 8 oldu. Yani tabii yazın insanlar seviyor dışarıda yatmayı. Tabii. Bakın yukarıdan görüyorsunuz yatak odasını. Aynen. Evet, gerçekten çok güzel bir tekneymiş. Dışarıdan da size gösterdikten sonra son bir sohbet edip fikrimizi söylemek için geniş balkonumuza iniyoruz. Evet Zafer kardeşim, geldik altın soruya. Evet. Tekne çok güzel, beğendik. Teşekkür ederim. Soralım hemen. Beğendin mi? Alır mısın? Kocan alsın mı? Çok zorlanır. Ama alabiliyorsa alsın değil mi? Alabiliyorsa alsın. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Ben de param olursa ben de almak isterim. Şimdi o altın soru. Bu tekneyi almak isteyen birisi ne kadar ödemek durumunda? Bu tekneyi alan kişi ne kadar ödemek durumunda? 160 bin euro. İçinde gördüğünüz tüm aksesuarlar dahil fiyatımız mevcut. Dolu bir tekne alıyorlar. İşte baş pervanesi, vebasusu hepsi içinde az önce göstermiştim. Standart zaten. Donanımda bunlar var. Baş pervane, vebasusu. Söylediğimiz fiyatın içinde hepsi var. Hepsi var, aynen. Anladım. Peki alan insan ne ekstra ne buna ilave etmek zorunda? Bunun dışında ne isteyebilir müşteri? Bir jeneratör, klima sistemi isteyebilir. Onlar da teknemiz müsait, isteğe bağlı yapılabilir. Onun su dışında yapıcı su yapıcı olabilir. Aynen, tabii, isteyen olabilir. Olabilir. Marina'ya girmek istemiyorsa ki evet. Böyle bir teknem varsa yani arkadaşlar uzun seyahat değil hakikaten içinde tam zamanlı yaşanabilecek evet. Bir tekne bu. Şu yan camlara ve ön camlara tabii perde şart bence benim fikrime göre güneş ışığı ve mahremiyet açısından oralara perde takılabilir zaten tabii değil ki, mi? Takılabilir. Perdeler takıldıktan sonra arkadaşlar burada yayla gibi ömür geçirebilirsiniz. İsterseniz uzun seyahatler için konusuna gelmişken tanklardan bahsedeyim ben isterseniz. Evet, tanklar çok önemli. Yakıt tankımız 500 litre, temiz su tankımız yine 500 litre, 250 litre pis su tankımız ve 250 litre de gri tankımız mevcut bu teknede. Oo, aynen. 500 litre, 500 litre. Saatte seyir hızında 10 litre civarı yakıyor evet, diyorsunuz. Aynen. 500 litre dedim, 50 saat demek yani. Doğru. 50 saat aralıksız gidebilir çok, seyir çok yapabilir. Çok iyi bir rakam çok, aynen. Çok büyük bir rakam.
gerçekten uzun yol içinde ideal bir tekne. Evet, evet. Tabii biz bunu suda da çekeceğiz inşallah. Tabii suya indiğinde de ilk teknemiz suda da çekeceğiz. Mutlaka çağıracağız sizleri de. O keyfi ilk yaşayanlardan biz de olalım istiyoruz. Çünkü şeyi çok heyecanlandıran bir tekneydi, evet. Camiayı. Heyecanlandığı kadar da var değil mi Ayloş? Ben de çok beğendim. Çok güzel. Hakikaten arkadaşlar burada kalite akıyor yani. Şu alanı görüyorsunuz. Böyle bir arkadaki şeyi aldıktan sonra ekstra yani sadece konforunu arttıracak şeyleri ihtiyaç olabilir. Tabii. Onun dışında hiçbir şeye ihtiyaç yok. Mesela ben şey de isterim. Bu havuzluğu da aynı şekilde brandayla kapatmak tabii da isterim. Tabii ki. Yapılabilir tabii değil ki mi burada? Yapılabiliyor. Tam kaban branda şeklinde yine evet. Kapıyı kapsayacak şekilde yapabiliyoruz. Yapılabilir onu. Evet. Çok güzel. Evet. Burası motor dairesi değil evet, mi? Evet, motor dairesi. Motor dairesi bir 20 mülteci alıp motorun yanına gezebilir, gezilebilir. Motor yok şu anda içinde. Evet. Shaft var sadece. Hakikaten çok büyük bir alan. Bu içten motorlu olacak. İçten motor, evet. Dıştan takma da yapılabiliyor ama bu içten platform takma. Değişiklik gösteriyor onunla da. Onda da platform evet. Değişiklik gösteriyor. Orta kısmı boş şekilde hayal edebilirsiniz. Evet. Güçlü bir motor olduğu için ona göre platformun dizayn edilmesi lazım zaten. Arkadaşlar gördünüz. Aylin Hanım da çok beğendi. Ben de çok beğendim. Bu arada da çok ilgi evet. Odağı oldu değil mi? Çok insan evet, geldi. Çekim diyor. Yaparken bile birçok kişi geldi. Biraz evet, ara evet. Ara çekim yaparken bile evet. Çok geldi. Dışarıda da bizi bekliyorlar. Çok tutmak istemiyoruz. Daha bu modeli biz çok tanıtacağız arkadaşlar. Deniz'de de tanıtacağız. Çünkü hakikaten heyecan yarattı evet. Bu. Türk amatör denizciliğine inşallah hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Rasim Bey'in de öyle. Şimdi misafirleri var. Onu çok meşgul etmiyorum ben. Kendimiz sohbet ediyoruz ara ara. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Alacak arkadaşlara da güle güle kullansınlar. Güle güle kullansınlar. Altından denizler, üstünden mutluluk eksik olmasın. Bay bay.